Aks TV Dijital'den ve Aks TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar efendim. Genel seçim 2023 programıyla bir kez daha karşınızdayız. Genel seçimlere çok az bir süre kaldı. Bu hafta sonu Türkiye yeniden sandık başına gidecek ve 13. Cumhurbaşkanını ve 28. dönem milletvekillerini seçecek. Tabii kritik bir seçimden söz ediyoruz. Diğer taraftan dünya bu seçimi takip ediyor. Dünya için ve özellikle Türkiye etrafı coğrafyalar için yine kritik bir seçim ki dünyanın yakından takip etmesi bunun en büyük göstergesiydi. Seçimin nabzını bizler Aks TV olarak yine bu ekranlarda tutmaya devam edeceğiz. Bugün de farklı bir gelişme oldu seçimle ilgili. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme açıklaması yeni bir tartışma konusu oluşturdu. Bunu da konuşacağız elbette. Yine çok değerli bir konuğumuz var. Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 28. dönem milletvekili adayı Muhammed Aydoğar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet biz teşekkür ederiz. Bu süreçte bizlere zaman ayırdığınız için öncelikle sizlere geçmiş olsun diyelim yaşanan felaket dolayısıyla. Sonrasında hayırlı olsun milletvekilliği sürecinizde. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet bizim klasik bir sorumuz var. Önce sizleri tanımak istiyoruz efendim. Öncelikle tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 6 Şubat deprem zincirlerini yaşamış şehrimizde şehit olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İsmim Muhammed Aydoğar. Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 1. sıra milletvekili adayım. 1985 Kahramanmaraş ili İsa Divanlı Mahallesi doğumluyum. Eğitim hayatımın tamamını Kahramanmaraş'ta tamamladım. Sadece 4 yıllık üniversite hayatım, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezunum. 2008 yılında mezun olduktan sonra yaklaşık 15 yıl kadardır da Kahramanmaraş'ta kendime ait şirketimde doğalgaz, mekanik tesisat işleriyle Armadaş'a bağlı olaraktan çalışıyoruz. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Allah başlasın. Yeniden Refah Partisi'nde de hem Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği hem de bir takım genel merkezde görevleri üstlenmiş bulunmaktayım. Kahramanmaraş'a da hizmet etme adına Kahramanmaraş 1. sıra milletvekili adayı olaraktan yola çıktık. Evet, tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun, teşekkür ederim. O süreci de konuşacağız sizlerle ama öncesinde gündemimizde tabii yaşanan felaketler zinciri olacak. Evet. Sizler de yoğun bir şekilde sahadaydınız. Şehrimizin özellikle son durumu, sizler de yakından takip ediyorsunuz bu süreci. Şu an ne durumdayız, neler yapıldı, nereye gelindi? Şimdi 9 Nisan günü adaylık süreci açıklandı. Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey bize Kahramanmaraş'ta milletvekili adaylığında yetki ve görev verdikten sonra aynı onu itibariyle sokaklardaydık, evet. Caddelerdeydik. Kahramanmaraş halkımızın derdini, sıkıntısını, problemini dinleme noktasında esnaf ziyaretlerimiz, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerimiz, yine ticaret odası, esnaf sanatkarlar odası ziyaretlerimiz oldu. Yarının Kahramanmaraş için neler yapabiliriz diye bir sürü ziyaretlerimiz oldu. Tamam. Bu ziyaretlerimiz esnasında elbette şehrimizi, bizler bu depremi burada yaşamış insanlarız. Depremin yıkıcı etkisi, deprem felaketinin sonrası Kahramanmaraş'ı avucumuzun içi gibi bilen, sokak sokak, cadde cadde, gedik gedik bilen insanlarız. Kahramanmaraş insanımızda şunu gördük, Kahramanmaraş halkımız beklemekte. Neyi beklemekte? Yetkililerden, idarecilerden açıklama beklemekte. Küçük sanayi sitesi, büyük işletmeler, büyük fabrikalarımız, çalışan işçilerimiz ve yine çarşı merkezde iş yeri sahipleri bir açıklama beklemekte. Nasıl bir açıklama beklemekte? Yıkılan iş yerleri aynı yere mi yapılacak? Evet. Farklı yerlere mi konumlandırılacak? Konutlarla ilgili bir açıklama yapıldı. İş yerleriyle ilgili şu ana kadar yapılmış herhangi bir açıklama yok. Yine küçük sanayi sitesinin özellikle de doğu tarafında ufak merdiven altı dediğimiz, böyle tabir ettiğimiz imalathaneler, işletmeler mevcut. Bunlar ağır hasarlı ve orta hasarlı olan işletmeler mevcut. Bunların tamiratı, güçlendirilmesi, yıkılıp tekrardan yapılması, bunlar devlet eliyle mi olacak? Devlet bu kardeşlerimize kredi mi verecek? Verecekse faizli mi verecek, faizsiz mi verecek? Herhangi bir açıklama olmadığından ve herhangi bir yol alamadıklarından şikayetçiler. Bizler de Kahramanmaraş'ın tekrardan inşası için, Kahramanmaraş'ın tekrardan yaşanabilir havasıyla, suyuyla, kent merkeziyle, bulvarlarıyla yaşanabilir bir Kahramanmaraş olması için
ben yaptım oldu mantığıyla değil, ortak akıl, ortak istişareyle yeni bir şehir inşa etme noktasında elimizi taşın altına değil, gövdemizi taşın altına koymak üzere bu yola çıktık. İnşallah Kahramanmaraş halkı da bizlere teveccüh gösterir, partimize teveccüh gösterir. Cumhur İttifakı'nda olan partimize oylarını kullanırlar, yeniden Refah Partisi'ni tercih ederlerse inşallah Kahramanmaraş'ın evladı olaraktan Kahramanmaraş'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakkı olan hakkını istemek için mücadele edeceğiz. Ve meclis kürsüsünden Kahramanmaraş'ın bir şeye ihtiyacı yok değil. Kahramanmaraş'ın bugün her şeye ihtiyacı var. Maddi ve manevi altyapısından üst yapısına ihtiyacımız olduğunu oradan haykıracağız. Ve tüm Türkiye'nin, tüm bakanlıkların dikkatini Kahramanmaraş'a çekme noktasında mücadele edeceğiz inşallah. Peki. Şimdi sahadayken esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiriyorsunuz. Vatandaşımızın moral ve motivasyonunu nasıl görüyorsunuz? Hayata bakış açısı konusunda neler söyleyeceksiniz? Şimdi iman varsa imkan vardır. Evet. Bizim sloganımız bu. Elhamdülillah Kahramanmaraş halkı imanlı, inançlı, mütedeyyin, mütevazi yaşayan sosyal yapıya sahip bir şehirden bahsediyoruz. Şehirde halkımızdaki bu iman oldukça ayağa kalkmayacak hiçbir mahallemiz, hiçbir köyümüz, hiçbir beldemiz ve hiçbir çarşımız olmayacaktır. Hepsi inançlı, inanmış, şehrini seven insanlarla dolu. Bu vesileyle Kahramanmaraş'ın ayağa kalkması için de hiçbir problem yok. Biz insanımızda şunu gördük. Takva ve inanmışlık üzerine insanlarımız. Ve bu vesileyle gelenin Allah'tan geldiğini, yalnız yetkililerin bu noktada yetersiz kaldığını düşünmekteler. İnşallah bizler de Kahramanmaraş halkının sesine kulak verip Kahramanmaraş halkının temsil noktasında mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye de devam edeceğiz. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim. Bir klasik sorumuz daha var. Neden milletvekili adayı oldunuz? Neden milletvekili adayı oldum? Bizler bu şehirde doğduk. Geçim zamanı bu şehirdeydik. Seçim zamanı şehrimize gelmiş insanlardan değiliz. Bakın burası çok önemli bir ayrıntı. Geçim zamanı Kahramanmaraş'taydık. Geçim zamanı olduğumuz şehirde seçim zamanı gelenlere de meydanı bırakmama adına mücadele etme ve Kahramanmaraş'ın bir evladı olaraktan, Kahramanmaraş'ın yetiştirmiş olduğu bir mühendis olaraktan şehrimizin yeniden inşası, yeniden imarı, ben yaptım oldu mantığıyla yürütenlere değil, biz yaptık, birlikte yaptık, sivil toplum kuruluşlarımız, mimarlar, mühendisler odamız ve yine ilgili bakanlıkların yetkilileri, oradaki profesyonel arkadaşlarımız, kardeşlerimizle birlikte yeni bir şehir inşa etme, şehrimizi 2023 Türkiye'sine, 2023 dünyasına ve yapılacak projeleri de 10 yıllık, 20 yıllık değil, 200 yıllık, 300 yıllık yeni bir şehir inşa etme noktasında bizlere de bir sorumluluk düşmekte. Bu şehrin evladı bu şehri sahipsiz bırakırsa işte geçim zamanı burada olmayıp da seçim zamanı burada olanlara meydan bırakmış oluyoruz. Bu vesileyle bizler de milletvekili aday olduk. Biraz önce de bahsettiğim gibi şehrimizin imarında elimizi değil gövdemizi taşın altına koymak, Kahramanmaraş halkının haklı serzenişini meclis kürsüsünden haykırmak, meclis kürsüsünden dikkatleri Kahramanmaraş üzerine çekmek için bu yola çıkmış bulunmaktayız. Evet. Şimdi vatandaşımızın ortak bir eleştirisi var. Ben de bir vatandaş olarak bunu sürekli söylerim. İşte seçim zamanı geldiniz, dolaştınız, ziyaret ettiniz seçmeni. Sonrasında işte yoksunuz. Genel böyle bir algı var. Yani sizin için söylemiyorum. Bu bütün siyasi parti adayları için, vekilleri için geçerli olan bir şey. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani elbette bütün seçmene ulaşmak, seçildikten sonra bütün seçmenin yanında olmak zor. Evet. Ama sonrasında, seçildikten sonraki tavrınız özellikle şimdi Kurtuluş Bey şöyle, bu sorduğunuz sorunun muhatabı ben değilim. Bunu neden söylüyorum? Seçim zamanı geldiğiniz sorusunun muhatabı Kahramanmaraş'ta hayatını tamamlamış, hayatını geçirmiş olan Muhammed Aydoğar değil. Evet. Biraz önce de bahsettiğim gibi geçim zamanı da biz buradaydık. Depremde de buradaydık. Depremlerde de buradaydık. Çünkü biliyorsunuz ki deprem zinciri yaşadık biz. Ve deprem oldu. Kahramanmaraş'ta halkımız, kardeşlerimiz şehir dışına gittiler. Biz ya taşımış olduğumuz sorumluluktan dolayı şehir dışına da gitmedik. Daima Kahramanmaraş'taydık. Deprem sonrası tabii ekmek yapmayı bilenler ekmek yaptı, insanımıza dağıttı. Suyu olan suyunu dağıttı. Paylaştılar. İnsanlarımız birbiriyle paylaştılar. Ama bizler de doğalgazcı olmamız, mesleğimiz icabı olmamız hasebiyle depremden yaklaşık bir hafta 10 gün sonra Arsan Gaz Dağıtım Şirketi Armadaş firması bizler yetkili firmaları topladı. Bizler de Kahramanmaraş'ta hafif hasarlı ve hasarsız binaların tekrardan gaz açılması, o gaz tesisatlarının, kazan dairelerinin işletmeye alınması adına çalışmalarda bulunduk. Ama bunun reklamını yapmadık. Evet. Bunun tanıtımını yapmadık. İşte bir tane su verirken selfie çekinenler oldu, selfie çekilmedik. Evet, biz firma adına
4000 tane gaz ücretsiz açmış bulunmaktayız. Bakın bir de burada ayrı bir ayrıntıya gireyim. Depremden, sarsıntıdan dolayı gaz tesisatı ve gaz yollarında problemler, kaçaklar, arızalar çıktı. Biz bu 4000 tane gazı açarken arıza olanların da arızasını giderip açtık. Hiçbir vatandaşımızdan ücret talep etmedik. Ücretsiz vatandaşımıza hizmet ettik. Sadece bizim masraflarımızı karşılama noktasında onların da hakkını yemeyelim. 50 TL artı KDV gibi bir ücret. Armadaş bizim gaz dağıtım firmamız yakıtımızı karşılasın diye bir ücret ödediler bize. Onun harici vatandaşımızdan da 50 kuruş bir menfaatimiz olmadı. Sadece Kahramanmaraşlılara, hemşehrilerimize hizmet etmek bizlere ayrıyeten gurur verdi. Ve bu vesileyle bizler de Kahramanmaraş'ın deprem sonrası normalleşmesi adına elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Evet, yani bütün herkes işte sahadaydı. Siz de farklı bir dalda mücadele ettiniz. Biz doğalgazcıydık. Elimizden evet. Doğalgaz işi geliyordu. Onunla ilgili çalışmalarımızı Armadaş'ın yönlendirmesiyle yapmış bulunmaktayız. Ben emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu şehir için yani bir taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Tabii bu günler geçecek. Belki yaralar yüreğimizde kalacak ama belki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama bu şehir yeniden inşa ve ihya olduğu zaman biz dostu da düşmanı da bu şehrin yanında olanı da olmayanı da kesinlikle unutmayacağız. Yazacağız. Yazdık da. Değil mi? Evet. Peki. Şimdi gelelim şu noktaya, özellikle size sormak istiyorum. Nasıl bir seçim kampanyası yürütüyorsunuz? Çünkü çok mütevazı bir seçim kampanyası evet. İçerisindeyiz. Malum şehrimizin aldığı yaralar belli, insanlarımızın durumu belli. Seçim kampanyasını konuşalım sizinle. Tüm Kahramanmaraş halkı olduğu gibi bizler de cenazeviyiz. Ben de depremde amcamın oğlunu, hanımını ve eşini kaybettim. Başınız yine akrabalarımı kaybettim. Kahramanmaraş halkı olaraktan artık bizim tarih kavramımız değişti. 6 Şubat öncesi ve 6 Şubat sonrası diye bizim bir tabirimiz oldu. Deprem öncesi ve deprem sonrası diye. Tabii bizler bir seçim kampanyası yürütüyoruz ama mahzun, buruk, hüzünlü bir seçim çalışması yürütüyoruz. Bizler de öyleyiz, seçmenimiz de öyle. Ve bizler bu seçim çalışmasında, seçim kampanyasında mümkün mertebe bayrak asmadan, müzik çalmadan, sesimizi yükseltmeden bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Yani inşallah ayın 14'ünde yapacağımız seçim şehrimize, ülkemize, devletimize, milletimize hayırlar getirsin. Cenab-ı Allah böyle acılar bir daha bu millete yaşatmasın diyoruz. Amin inşallah diyelim. Şimdi gelelim Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi. Evet. Bu nasıl bir süreçti ve sonuçları nasıl etkileyecek? Bizler sonuçları çok değiştireceğini düşünmüyoruz. Şöyle, dün Bay Bay Kemal diyorduk. Bugün de Bay Bay Muharrem Bey diyoruz. Yani çok bir Kahramanmaraş özelinde çok bir şey değiştirmedi. Ve bunun yanı sıra biz Muharrem Bey'den inşallah ayın 14'ü saat 9 olur 10 olur sandıklar açıldığında yine adam kazandı demesini bekliyoruz. Evet. Çünkü inanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız, ittifakımızın adayı Recep Tayyip Erdoğan Bey inşallah o gün yine sandıkları patlatacak ve yine Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olaraktan devam edecektir görevine. Peki. Şimdi bu seçimleri sadece işte biz Türkiye olarak kritik görmüyoruz. Dünya kritik bir seçim olarak görüyor. Neden dünya bu kadar ilgileniyor bu seçimlerle? Dünyanın bu seçimlerle ilgilenmesinin tek bir sebebi var. Biliyorsunuz hilafetin en son düştüğü topraklar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı Devleti yıkılmasından sonra, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra tüm dünya Müslüman ülkelerinin gözü, kulağı daima Türkiye'miz üzerinde olmuştur. Evet. Ve diğer Müslüman ülkeleri daima Türkiye'nin bir işaretini, daima Türkiye'yi dikkate almışlardır ve Türkiye'yi dikkatle izlemişlerdir. Bu seçimde hak ile batılın mücadelesi şekline döndü. Malumunuzdur ki birazdan bahsedeceğiz. Çeşitli marjinal gruplar, HDP, diğer ittifakı desteklerken muhafazakar, inançlı, mütedeyyin yaşayan insanımız da Cumhur İttifakı'nı desteklemekte. Onun için de tüm dünya, Müslümanların sancaktarı olan, Müslümanların lideri olan Türkiye'nin liderini, Cumhurbaşkanı'nı seçim noktasında da takip etsinler. Ve dikkatlerini buraya çekmelerinden doğal da bir şey yok. Evet. Çünkü İslam coğrafyasını etkileyecek bir seçime giriyoruz.
Evet, bu yüzden çok kritik bir seçim dedik efendim. Sadece biz bizim için değil, aslında bütün dünyanın yakından takip ettiği, ki artık ülkemizi yakından takip eden bir dünya var ve bu kritik seçimler dünya tarafından yakından takip ediliyor. Bu da Türkiye'nin aslında geldiği son noktaya, geldiği başarıyı göstermekte. Şimdi şu noktaya da özellikle değinmek istiyorum sizinle. Yaşanan, Türkiye'deki yaşanan son gelişmeler. İşte her gün bir yenilikle karşıya evet. kalıyoruz. İşte doğalgazımızı bulduk, doğalgazımızı çıkardık, TOGG'umuzu yaptık. İHA'larımız var, SİHA'larımız var, kızıl elmamız, diğer taraftan atağımız, kirpimiz. Yani sayamayacağımız birçok gelişmeyle. Mavi vatan. Evet, sayamayacağımız birçok gelişmeyle evet. insan sayarken yoruluyor. Şimdi bütün bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Elbette Türkiye 1990'ların 1980'lerin Türkiye'si değil. Evet. Dünya bilişim çağında yerli silahlarımız yapılıyor. İHA'larımız, SİHA'larımız ve malumunuzdur bundan 3-5 yıl öncesine kadar mavi vatan diye bir kavram yoktu. Denizlerimize sahip çıkıyoruz. Ve biraz önce söylediğim gibi İslam'ın sancaktarı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm dünya göz önüne almış ve tüm dünya bizleri takip ediyor. Bizler de bu mücadelenin içerisinde Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey olmak üzere yerimizi aldık ve olması gerektiği yerdeyiz. Genel Başkanımız her zaman şunu söyler, siyaset bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmak der. Bizler de duruşumuzu bu seçimde yapmış olduğumuz ittifakla göstermiş olduk. Evet, rahmetli Erbakan Hoca'nın aslında hayal ettiği Türkiye'ye geldik diyebilir miyiz? Gelmeye yakınız diyebiliriz. Eksiklerimiz vardı. Evet. Yapılması gerekenler vardı. Yarım kalan hizmetlerimiz vardı. Onlardan ben sizlere bahsedebilirim. Buyurun. Önce ittifaka girişimizle ilgili bir konuya gireyim. Malumunuz partimiz Yeniden Refah Partisi 2018 yılı Kasım ayında kuruldu. 2019 yılında partimiz tek başıma seçime girme yetkisi almış durumdaydı. Tamam. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey, gireceğimiz 100 yılın afetinden sonra gireceğimiz 100 yılın seçiminde bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta da Millet İttifakı vardı. Ve Genel Başkanımız AK Parti Üst Yönetim Kurulu'yla münazaralar ve istişareler sonucunda ittifak yapma kararı aldı. Genel Başkanımızın yine açıklaması, biz ittifakta 30 maddelik maddeler sunduk. Evet. Bakın burada 30 maddelik sunmuş olduğumuz maddeler var. Bu maddeler ilk başta karşılıklı olaraktan anlaşıldı ama imzalanmamıştı. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey de bunu imzaya dökelim yoksa biz seçime tek başımıza gireceğiz dediler ve seçime tek başımıza girme kararı almıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in araya girmesiyle bu maddelerimiz karşılıklı mutabakat şeklinde imzalandı ve bizler de Cumhur İttifakı'nda yer aldık. Genel Başkanımız şu ifadeyi her zaman kullanır. Bizler Cumhurbaşkanı adayı olmamamızın sebebi karşı taraf cenahın, sol grupların, marjinal grupların Sayın Cumhurbaşkanımız karşısında güçlü olmasını engellemek, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer almak ve eksik kalmış hizmetleri de birlikte tamamlamak için Cumhur İttifakı'nın içerisine girdik diye ifadeleri var. Bakın mesela bunlarda ne var? Bakın bu 30 maddelik maddelerin içerisinde Yeniden Refah Partisi teşkilatlarını ve Yeniden Refah Partisi'nin bağlayıcı hiçbir şey yok. Üretim, hani hepsini okumayayım zaman geçmesin. Evet, önemli. Üretim, istihdam, ihracat ekonomisinin uygulanması, denk bütçe, milli kaynakların kullanılması, esnaf, çiftçi ve üreten kuruluşların faiz borçlarının silinmesi, faizsiz yapılandırılması ana parasının, belediyelerin borçlanmasına ilişkin tedbirlerin alınması, 6.284 sayılı kanunun tekrardan ayıtlanması, LGBT derneklerinin kapatılması, Milli Eğitim'de Fulbert Komisyonu'nun faaliyetinin sonlandırılması, başka hani parça parça okuyorum. Evet, önemli. Suriyelilerin güvenle ülkelerine tekrar geri dönmesi, zinanın suç sayılması, mazottan vergi alınmaması, gübre fiyatlarının en az %50 süspansiyon edilmesi, engellilerin maaşlarının ve yine emeklilerin maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılması ve asgari ücretli çalışanların maaşlarının burada şeyi var. Evet, belli bir oranda refah seviyesinin üzerine çıkartılması.
Yani bu 30 madde tamamını ben sizlere okumadım ama evet. Mesela tarımda kotaların kaldırılması, yoksulluk, bakın mesela çalışanların ve emeklerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırının aşağısında kalmaması. Yani 30 maddelik milletimizin, vatandaşımızın, insanımızın hizmetine sunulacak, onların menfaatine olacak maddeler. Bizim hiçbir milletvekilliği pazarlığımız olmadı, hiçbir evet. bakanlık pazarlığımız olmadı. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi genel başkanımızın bir pazarlığı olmadı. 81 il, 87 seçim bölgesinde kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Evet, tabii özellikle bu saydığınız bazı maddelerde yavaş yavaş gelişmeler yaşanmaya Elbette. Başladı. Bunlar da önemli gelişmelerdi aslında. Yani, bunlar da işte Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey'in dikkat çekmesiyle, uyarmasıyla yapılan düzenlemeler, değişiklikler. Evet, o da farklı bir bakış açısı ve bu bakış açısı devam edip gidiyor. Şimdi gelelim muhalefete, muhalefetin söylemlerine. Yani muhalefet yaptığıyla ve söylemleriyle çok ciddi manada bir çelişki içerisinde. Karşımızda nasıl bir muhalefet var? Muhalefetin öyle söylemleri, öyle iddiaları var ki Kurtuluş Bey. Tabii bunu şöyle de izah etmek istiyorum. Bir deprem yaşadık ya, deprem zinciri. Evet. Öyle iddialardan bahsettiler ki ben şunu da bekledim. 11 ile etkileyen depremden sonra. Ya dedim, bu işin sınırı yok. Herhalde şunu da diyecekler. Biz iktidara gelirsek artçı depremleri de durduracağız. Evet. Yani artık baktım ki sınırı yok. Devam edip gidiyor iddialarının. Şimdi ülkemizin içerisinde bulunduğu, dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik sistem belli. Yapabilecekleriniz var, yapamayacaklarınız var ekonomik anlamda. Ve insanımızın geliri de belli. Yani devlet yönetmek, malumunuzdur, mikro seviyede de bir ev yönetmek, haneyi yönetmek gibidir. Belirli bir geliriniz var. Bu gelirlerinizi siz sigorta vergilerden karşılıyorsunuz. Bunu da 81 ile tekrardan yayıp vatandaşımıza yol, su, elektrik olaraktan hizmet ediyorsunuz. Bu manada devletimizin yapacağı şeyler de belli. 11 ili etkileyen, örneğin 11 ili etkileyen ve çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığımız bir deprem yaşadık. Bunların tekrardan ayağa kalkması, Avrupalı yetkililer gelmişti galiba bu bölgeleri ziyarete. 100 milyar doların üzerinde bir kaynak ihtiyacı olduğunu söylüyorlardı. Tamam. Yani bu kolay bir şey değil. 3 günde ben yaptım oldu. Herkese ücretsiz ev vereceğiz. Herkese avanta para vereceğiz. Yani ben muhalefetin iddialarını, seçim söylemlerinin çoğunun tutarsız, gerçeği yansıtmayan iddialar olduğunu düşünüyorum. Mesela Kahramanmaraş özelinde vatandaşlarımıza ücretsiz ev vereceklerini söylüyorlar. İzmir'de deprem oldu, verselerdi. İzmir Belediyesi ellerinde. Evet. Yani İzmir Belediyesi'nin bütçesi de İzmir'deki yıkım da Kahramanmaraş merkezli için söylüyorum. Kahramanmaraş olan depremde yıkılan evler kadar değildi. Çok da azdı bizlerinkiyle kıyaslanacak kadar. Verselerdi. İstanbul'da kentsel dönüşümün ne kadarını yaptılar? Ankara'da kentsel dönüşüm ne kadar yapıldı? Hani böyle bol keseden atmak, attım ben. Yerse yer, yemezse yemez. Bu mantıkla ben bir kampanya yürüttüklerini düşünüyorum. Ve çok sağlıklı bir kampanya yürüttüklerini de düşünmüyorum. Vatandaşımız bunlara da gereken dersi sandıkta verecektir inşallah. Evet, tamamen göz boyamaya yönelik sanırım. Benim ifade. Görüşüm o kanaatte. Evet, peki. Şimdi gelelim diğer taraftan sizin projelerinize. Kahramanmaraş için özellikle projeleriniz nelerdir? Şimdi sizler de takdir edersiniz ki önümüzdeki seçim bir belediye başkanlığı seçimi değil. Evet. Önümüzdeki seçim bir milletvekilliği seçimi. Bizler Kahramanmaraşlı STK'lardan, sivil toplum kuruluşlardan, derneklerden, belediyelerimizden öncelikle şunu istiyoruz. İstemekten çekinmesinler. Bizler temsil noktasında eğer Kahramanmaraş'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Gazi Meclisi'nde temsil edersek özellikle bizlerden istemeye hiç çekinmesinler. Çünkü biz devletten istiyoruz. Devletimiz babacandır. Devletimiz cömerttir. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey de Kahramanmaraş'ı bilhassa seven bir liderdir. Bu vesileyle bizler devletteki kamu kurum ve kuruluşları bakanların kapısını aşındıracağız. Ve Kahramanmaraş'a dikkat çekme ve kaynak aktarma noktasında mücadele edeceğiz. Tabii bu kaynağı aktardıktan sonra ortak akılla, konunun uzmanlarıyla birlikte hareket edip daha güzel bir Kahramanmaraş'ı, yüzyıllara değer bir Kahramanmaraş'ı, daha güzel yaşanabilir bir Kahramanmaraş'ı, yeşil alanlarıyla, spor tesisleriyle, Kahramanmaraş sporuyla, sağlık turizmini,
kültürel mirasımıza sahip çıkaraktan yeni bir Kahramanmaraş inşa etme noktasında, inşallah Kahramanmaraş'a kaynak aktarma noktasında mücadele edeceğiz. Bizler biz yaptık oldu mantığıyla çalışanlar değil. Evet. Hep birlikte ortak akılla, ortak istişareyle yapılmış bir Kahramanmaraş. Yine şehrin kültürel mirasına sahip çıkaraktan, şehirde evleri yıkılmış, evleri ağır hasarlı olan insanlarımızın hakkını, hukukunu riayet ederekten, gözeterekten ve şehri yeniden imar ederken kimseye peşkeş çekmeden şehrin evlatlarına sahip çıkacak bir şekilde şehir merkezli bir politikayla inşallah Kahramanmaraş inşa etme noktasında ve Kahramanmaraş'a kaynak aktarma noktasında mücadele etmemiz gerekmektedir. Ben makine mühendisiyim. Sanayideki makineden anlayabilirim. Evet. Yine işim olan mekanik tesisattan anlayabilirim. Ama şehrin imarını iyi bir şehir plancısı, İyi bir jeoloji mühendisi ve jeofizik mühendisleri tarafından tekrardan dizayn edilmesi lazım. Jeofizik ve jeoloji mühendislerini neden vurguladım? Fay hatlarının olduğu yerler, evet. Oraların zemin etüdünün iyi yapılması lazım. Ve bu yeni bir şehir inşa ederken de bizlerin İsa Divanlı, Kümbet, Kayabaşı Mahallesi, Mağaralı, Fatihler, Serintepe, Vadi Mahallesi, Pir Reis, Molla Gürani, Balboros Mahallesi, buraların da tekrardan, bakın tekrardan Acemli Mahallesi, işte ve Akçakoyunlu Mahallesi diye tabir ettiğimiz eski Maraş evlerinin olduğu yerlerin zemininin yeni olan yerleşim çarşı merkezine göre sağlam olduğu bu depremde bizlere gösterdi. Buraları da kentsel dönüşümde yeni şehir inşasında kullanmamız gerekti ve buraların da dönüşümünün çok hızlı yapılıp ve depremde evleri yıkılan kardeşlerimizi buralara yerleştirerek de şehrin merkezini değiştirmeden yeni bir şehir inşa etme noktasında mücadele edeceğiz. Ama ben yaptım olduğu mantığıyla değil, evet. Uzmanlar tarafından caddeleri, bulvarları, yürüyüş yerleri, kortejleri, ışıklı kemerleri inşallah çok güzel bir Kahramanmaraş hayal ediyoruz ve bunu yapmak için elimizden geleni yapacağız. Evet. Bu birincisi. Tamam. Gelelim şehrin ikinci problemine. Şehirde biliyorsunuz deprem sonrası çok ciddi manada bir göç yaşandı. Evet, maalesef. Kahramanmaraş halkının dışarıya vermiş olduğu göçü durdurup şehirde iş kaybının önüne geçilmesi, çalışan, istihdam eden kalifiye elemanlarımızın şehir dışına gitmesinden ziyade yine şehrimizde çalışmalarına devam etmesi ki bacalarımız tütmeli, fabrikalarımız çalışmalı, insanlarımız burada iaşesini kazanmalı. Bu noktada mücadele etmemiz gerekiyor. Bu noktada Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan Kahramanmaraş'ın dikkatini çekmek ve Kahramanmaraş özelinde çalışmalarımızı yapmamız lazım. Tabii bu direkt aktarım şeklinde bir kaynak da olabilir Kahramanmaraş için, iş adamlarımız için. Ve bunun yanı sıra kesinlikle ve kesinlikle Kahramanmaraş ilinden 2 yıl, 3 yıl gibi bir süre sigorta prim alınmamalı, vergiden muaf tutulmalı. Bu kaynakların da yeniden ayağa kalkacak Kahramanmaraş ilimizde vatandaşımıza, çalışanlarımıza aktarılması lazım. Birkaç gün önce, yaklaşık 10 gün oldu, 12 gün oldu, 1 Mayıs'tı. Bir sürü ifadeyi kullandık, açıklama yaptık. Memurun tatil yaptığı, bankaların kapalı olduğu, eczanelerin kapalı olduğu 1 Mayıs kutluyoruz. Sadece çalışan işçimiz, işçimize sahip çıkacağız, işçimizin arkasında duracağız ve inşallah işçimizin de yanında olup onların da hakkını savunma noktasında mücadele edeceğiz. Yine Kahramanmaraş'ın kırsalında malumunuzdur köy evleri yapılacak. Evet. İnşallah şehir merkezinden de köylerimize gitmek isteyen, orada yaşamak isteyen, köyüne dönmek isteyen kardeşlerimize de hayvancılık, tarım, bu gibi işlerle uğraşırlarsa da desteklerimiz her zaman olacaktır. İnşallah Cenab-ı Allah nasip eder. Kahramanmaraş halkı da bizlere teveccüh gösterirse. Kahramanmaraş'ın bütün haklarını, kazanılmış ve alınamamış haklarını ki biliyorsunuz bizim bakanımızdan önce başbakanımız da vardı Kahramanmaraş olarak da. İnşallah meclis kürsüsünden haykırıp söke söke alacağız. Çünkü bizim devletimiz cömerttir. Bizim devletimiz merhametlidir. İnşallah dikkatleri Kahramanmaraş'a çekme noktasında mücadele edeceğiz. Evet, Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Yani seçmenin burada tabii birçok şey dikkate alacağı 2-2 daha 4. Şimdi şu noktaya da özellikle vurgu yapmak istiyoruz. Şehrimiz elbette ki toparlanacak. Bu böyle kalmayacak. Tabii ki. Yani hızlı bir şekilde olmasa da biraz daha seçimden sonra bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz biz. Ne kadar sürede toparlayabiliriz bu şehrimizi? Ne görüyorsunuz? Bir seçim döneminde Kahramanmaraş toplanır. Çünkü teknoloji çok gelişti. İnşaat sektörü çok gelişti. Yeter ki doğrusunu yapalım. Yeter ki hiçbir yeri, hiçbir kimseye peşkeş çekmeyelim. Ortak akılla hareket edelim. El birliğiyle çalışalım. Omuz omuza çalışalım.
Bizler bir seçime gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz. İktidarıyla, muhalefetiyle. Ben yaptım oldu değil. Benim dediğim olacak değil. Ortak aklın çalıştığı, hep beraber yeni bir Kahramanmaraş inşa etme noktasında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin liderleri, siyasi partilerin buradaki temsilcileri ve Kahramanmaraş halkıyla birlikte hep birlikte bu şehri tekrardan imar edeceğiz ve bu şehri bir seçim döneminde inanın tekrardan eski günlerinden daha güzel bir Kahramanmaraş inşa edebiliriz. Ve bizim için üzücü olan bir şey de biliyorsunuz Şubat ayının başı ve 12'sinin sonuna kadar bizim şehrimiz bir davul zurna şenlik yeriydi. Yeriydi. Ama ne yazık ki bundan sonra artık eski 12 Şubatları kutlayamayacağız. Ve 12 Şubat'ta bayramımızı kutlarken de her yıl artık buruk bir 12 Şubat bayramı kutlayacağız. Ama o günkü şehitlerimiz de 6 Şubat'taki şehitlerimiz de inşallah onları unutmadık, unutmayacağız. Ve inşallah yeni bir Kahramanmaraş için insanımızın yüzünü güldürmek, mutlu ve müreffeh bir Kahramanmaraş için mücadele edeceğiz. Evet, peki. Şimdi gelelim, yaklaşık 65 milyon seçmen sandığa gidip oy kullanacak. Bunun işte yaklaşık 4 milyon 954 bin, ya 5 milyon diyelim biz ona, genç ilk defa oy kullanacak. Evet. Özellikle gençlerin oyu burada çok belirleyici olacak denildi. Hı hı. Ki rakam da yüksek bir rakam. Şimdi gençler oy verirken neye dikkat etsin, neyi göz önünde bulundursun? Birincisi, Gençler Kurtuluş Bey Yeniden Refah Partisi'ne oy versinler. Bunu neden söylüyorum? Türkiye geneli, bütün adaylarımızın yaş ortalaması 37. Evet. En genç lidere biz sahibiz. Biz bir Erbakan'a sahibiz. Erbakan demek bolluk demek, bereket demek, huzur demek ve milleti için çalışan, savunan adam demek. Öncelikle gençlerin dikkatini buraya çekmek isterim. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'in gençlerle ilgili bir açıklaması oldu. Yine internette, yazılı ve görsel basında görebilir gençler. Araştırsınlar lütfen. Genel Başkanımız gençlerin hakkını savunacağını, gençlerin halinden en iyi kendisinin anladığını, çünkü kendisinin de bir genç olduğunu, 43 yaşında Genel Başkanımız, 42-43 yaşlarında ve gençlerin hakkını en iyi kendisinin savunacağını, en iyi gençlerin halinden o anlayacağını açıklaması oldu. Mesela gençlerin halinden anlarken neyden bahsediyorum? Yeni evlenecek genç çiftlerimize devlet yardım etmesi lazım. Eğer bir gencimiz ilk defa araba alıyorsa vergiden muaf olması lazım. Evet. Eğer gencimiz ilk defa bir ev alıyorsa vergiden muaf olması lazım gibi açıklamalar oldu. İnşallah üreten Türkiye, gençleriyle birlikte ayağa kalkan Türkiye, ne olduğu belli olmayan derneklerin, vakıfların arkasında giden değil, inançlı, imanlı ve bu değerlere sahip çıkan gençlerle birlikte inşallah yeni Türkiye inşa edeceğiz. Ve yeni Türkiye'nin genç lideri Fatih Erbakan, bundan sonraki siyasi hayatta daima gençlerin önderi, lideri ve rehber olacaktır. Evet. Ya biz çok güzel bir ülkeyiz aslında. Tabii. Yani çok güzel insanlarımız var da, şimdi siz dediniz yani gençler evlenirken onlara yardım edilsin. Yani çok güzel bir düşünce ama benim korkum birileri çıkar sırf bu yardımı alabilmek için evlenir yani. Bu yönü de var. Şimdi tabii bunlarla ilgili düzenlemeler yapılması lazım. Evet. Örneğin Genel Başkanımız bununla ilgili şöyle de bir açıklaması var. Biliyorsunuz 6284 sayılı kanunda bir ay evli kalan ve ömür boyu nafaka ödemeye mecbur kalan kardeşlerimiz var. Evet. Bunlarınla ilgili bir düzenleme yapılması lazım diye bir açıklaması oldu. Aynı şekilde bunların da, yani ben zannetmiyorum ki Kurtuluş Bey, bizim gencimiz devletten bu yardımı, bu parayı alabilmek için evlenip boşansın. Ama biz şöyle, gencimize güvenmek zorundayız. Ya şöyle bir biz şey var. Biz insanımıza güvenmek zorundayız. Yeniden Refah Partisi olarak da hemşerilerimize de, gençlerimize de, bizim insanımıza bizler güveniyoruz, güvenmeliyiz ve sırt sırta verip inşallah büyük bir Türkiye hayal ediyoruz. Hani dedim ya, çok güzel bir ülkeyiz ama şimdi bir ara SGK eşinden ayrılan işte kadının babası vefat etmiş, onun emekli maaşını, hani kadına katkı olsun, yardım olsun diye onu ödemeye başladı. Ya boşanma oranları patladı. Kağıt üzerinden. Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezine girdiğiniz takdirde kapıda sizi şöyle bir yazı karşılar. Önce ahlak ve maneviyat. Evet, işte onu... İşte eğer ahlakı ve maneviyatı kaybederseniz devletinden fazladan para almak için, devletini dolandırmak için insanlar meydana çıkarlar. Elbette biz bunları söylerken de gencimizin, bakın ne söyledim, ahlaklı, maneviyatlı yetişmesi, vatanına, milletine hayırlı nesiller yetiştirme adına da mücadelemiz, çalışmalarımız olacaktır. Evet, bu çok önemli. Çünkü baktığınız zaman bu olumsuzluklarla da
karşılaşabiliyoruz. Şimdi gelelim. Şehir dışında olan Kahramanmaraşlılarımız evet. var. Deprem dolayısıyla zorunlu bir göç oldu. Şimdi onlara bu ekranlardan neler söylemek istersiniz? Öncelikle 100 yılın seçimine giriyoruz. Bu Kahramanmaraş ilimiz, bu ilçelerimiz, bu sokaklarımız hepimizin anılarıyla dolu. Hepimizin şehri. Bu vesileyle Kahramanmaraş'tan deprem dolayısıyla giden ve seçmen kütüğünü taşımamış olan kardeşlerimiz Kahramanmaraş'a gelsinler. Seçimde demokratik hakkı olan haklarını kullansınlar. Cumhurbaşkanlığında bunu da bir şeyle getirdim ben. Evet. Cumhurbaşkanlığında artık Muharrem Bey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e oylarını versinler. Milletvekilliğinde de herhangi bir baraj problemi olmayan, kendi özünden, kendi evlatları olan Yeniden Refah Partisi'ne, Cumhur İttifakı'ndayız. Malumunuz 4 siyasi parti Cumhur evet. İttifakı'nda. Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakı'na katılan bir siyasi partidir. 4 partinin oyunun toplamı %7'yi geçtiği takdirde bu 4 parti de bireysel anlamda barajı geçmiş bulunmakta. Yani Yeniden Refah Partisi'ne verilmiş hiçbir oy bu ittifakın dışına çıkmayacağı gibi İYİ Parti ve CHP'ye, onların seçmenine, onların milletvekillerine de dolaylı veya dolaysız hiçbir faydası olmayacaktır. Bu vesileyle Yeniden Refah Partisi'ne, Başak ve Hilal'in altına evet mührünü bastıkları takdirde hem bizleri meclise gönderecekler hem de Cumhurbaşkanımızın ittifakın adayı olması münasebetiyle onun ittifakına, Cumhurbaşkanımızın ittifakına oy vermiş olacaklardır. Bizler seçmenimizden hem Kahramanmaraş'a seçimde gelecek seçmenimizden hem de Kahramanmaraş'ta oy kullanacak olan seçmenimizden. Cumhur İttifakı'nın içerisinde bir Erbakan bereketi, bir Erbakan çalışması, bir Erbakan'ın doğru muhalefeti adına mecliste de sizler de takdir edersiniz ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da en çok yardımcı olacak, onun çalışmalarına hayırlı hizmetleri en çok desteği verecek olan yine Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'dır. Ve bu vesileyle meclise bir Erbakan yakışır. Sayın Cumhurbaşkanımıza meclisten destek adına da en iyi desteği yine bir Erbakan verecektir. Erbakan'ın talebelerine, Sayın Cumhurbaşkanımız da Erbakan hocamın talebesiydi malumunuz. Evet. Bizimle herhangi bir doku problem yok. Bizimle herhangi bir uyuşamadığı bir noktamız da yok. Cumhurbaşkanlığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, böyle göstereyim. Ekranda görünüyor. Evet, görünüyor şu an. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliğinde de Yeniden Refah Partisi'ne oylarını istiyoruz. Milli Görüş meclise girecek. Milli Görüşçüler meclise diyoruz. Evet, peki. İşte biraz önce de ifade ettik. Seçimler ve sayılı günler kala ki bu hafta sonu sandığa gideceğiz. Ve temennimiz kazasız, belasız bu seçimlerin sonlandırılması, noktalandırılması ki sandığa iradenin yansıması. Sizlerden de ricamız mutlaka sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Çünkü bu bir demokrasi şöleni. Tabii ki. Bundan yana da mutlaka oyunuzu kullanın efendim. Bu sizin demokratik hakkınız. Şimdi ben özellikle şunu da sormak istiyorum. Son kaç günümüz kaldı? Bugün Perşembe, Cuma, Cumartesi. Evet. Biz ona 2 gün diyelim. 2 günümüz kaldı. Evet, 2 günümüz kaldı. İşte seçim yasakları başlayacak. Seçime son 2 gün kala vatandaşlarımıza buradan neler söylemek istersiniz? Tabii biz 2018 yılında kurulmuş bir siyasi partiyiz. Seçime 2 gün kala değil, 4 yıldan beri bu mücadeleyi veriyoruz. Evet. Diyoruz ki bu ülkenin yönetiminde, şunu kaldırayım, bu önemli bizim için. Bu ülkenin yönetiminde, biraz önce tekrar etmiş olayım, Erbakan lazım. Gazi Meclisimize Erbakan çok yakışacak, Erbakan'ın talebeleri çok yakışacak ve Yeniden Refah Partisi'nin milletvekili adayları çok yakışacak. Hem şehrimizin temsil noktasında hem de ülkemizin hayrına, menfaatine olan çalışmalar noktasında mecliste Erbakancıların olması lazım. Sağ görüşlü, mütevazi ve mütedeyyin yaşayan insanların Cumhurbaşkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımıza oy verdikten sonra milletvekilliğinde de Yeniden Refah Partisi'ni onun adaylarını desteklemesi için tüm şehrimizden, tüm halkımızdan ve bizler de bu şehirde yaşayan bu şehrin evlatları olaraktan Kahramanmaraş'ta doğduk, Kahramanmaraş'ta yetiştik. Kahramanmaraş'ın herhangi bir isteğe ihtiyacı yok diyenlere nispet olsun. Onların inadına söylüyorum. Kahramanmaraş yeni doğmuş bir çocuk gibi. Bugün Kahramanmaraş sanayisinden altyapısına, altyapısından üst yapısına her şeye ihtiyacı var. Ve bu vesileyle Kahramanmaraş halkından kendilerinin hakkını, hukukunu ve
hakkı olanı en iyi şekilde temsil etme, meclis kürsüsünden haykırarak tüm bakanlıklarımızdan, devletimizden alma noktasında yeniden Refah Partisi'ne ve kendisinin öz evladı olan Kahramanmaraşlı kardeşlerine destek vermelerini hasreten rica ediyoruz. Bizler seçim döneminde gelmiş insanlar değiliz. Bizler geçim döneminde zaten Kahramanmaraş'ta olan, buranın havasını soluyan, buranın suyunu içen insanlarız. Ve görev süremiz olur olmaz yine Kahramanmaraş'a döneceğiz. Mesleğimiz olan doğalgazcılığa devam edeceğiz. Bu vesileyle Kahramanmaraş halkından yeniden Refah Partisi'ne ve yeniden Refah Partisi'nin adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy istiyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Bizim unuttuğumuz, sizin ilave etmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Kahramanmaraş halkından oy istiyoruz, evet. Ve dualarını istiyoruz. Peki. Dua çok önemli. İnşallah iyi olacak. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş için mücadele etmeye devam edeceğiz. Seçilsek de devam edeceğiz, seçilmesek de devam edeceğiz. Çünkü bu şehir hepimizin. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Milletvekili adayı Muhammed Aydoğar bizlerle birlikteydi efendim. Genel seçimin nabzını Aksu TV ekranlarında tutmaya devam edeceğiz ki süreç artık sona gelindi ve bu hafta sonu Türkiye yeniden sandığa gidecek ve bir demokrasi şöleni içerisinde hani kimsenin kimseye kırılmadığı, kimsenin kimseye zarar vermediği bir seçimi daha inşallah kazasız belasız şekilde geride bırakma temennisiyle diyerek müsaade isteyelim efendim. Sağlıcakla kalın.